Şöyle bir düşünelim. Yaklaşık 8 yıl önce ortaya konulan prensipler var. Ortaya konulan kurallar var ve bu kurallar hala günümüzde etkinliğini sürdürüyor ve toplumun birçok yaşadığı sorunda da çözüm bulunması noktasında referans oluyor. Ahi-evren ortaya koymuş olduğu değerler, söylemler, işte böyle söylemler. Günümüzde de bizim bu değerleri, bu söylemleri sıkı sıkıya takip edip gelecek nesillere aktarmamız lazım. Çünkü az önce Sayın Bakan Yardımcımız da ifade etti. Ahi-evren'in söylemleri sadece esnafımızın, sadece ekonomik anlamdaki faaliyetlerin çözümü konusunda değil, toplumun yaşadığı birçok sorun çözümünde de çok önemli söylemler ortaya koymuş ve çok önemli kesin çözüm önerileri, yolları göstermiştir. Bunun için bizim Ahi-evren'in değerlerini, söylemlerini mutlaka ve mutlaka daha etkin bir şekilde gelecek nesillere aktarmamız ve anlamamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadeleriyle ahilik konusunda yapacağımız her çalışma bizi kendimizde ve tarihimizde de buluşturacaktır. Bu çok önemli bir ifade. Bunun gereğinde bizim yapmamız lazım. Ben üniversitede okurken ekonomi dersinde de bizlere Ahi-evren'in prensipleri, değerleri bizlere anlatılırdı. Bugün de anlatılıyor. Ama önemli olan bunları anlamak. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Esnafımız, aynı işi yapan esnafımız yan yana dizilmiş ticaretlerini devam ettiriyorlar. Alışverişlerini devam ettiriyorlar. Ben yaşadığım için söylüyorum. Aynı işi yapan esnaf, henüz sifta yapmayan esnafa gelen müşteriyi yönlendiriyordu. Ben bunu canlı yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Bu toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ne kadar önemsendiğini gösteriyor. Biz toplumda birbirimize destek olduğumuz müddetçe, birbirimize yardım ettiğimiz müddetçe toplumdaki bütün sorunları aşarız. Yaşanan bütün sorunları çok kolaylıkla aşarız. Bu nedenle Ahi-evren'i çok iyi anlamamız lazım. Bu yılda 2021 yılı Ahi-evren yılı. Bunun kutlamaları çerçevesinde okullarımızda ve birçok alanda bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Canı varken yalvarayım, ben kime? Ben Resul-i Kibriyanın bülbülün alanıyım. Hücremim gerçi cemali hayranıyım. Sağ olasın hocam. Allah razı olsun. İnnallâhe semî'un alîm. Sadakallâhü'l-azîm. Perhiz edesin, sünnetleri kocatmayasın, elinle komadığını götürmeyesin, kimsenin sanatına tamah etmeyesin. Ey oğul, bu şeraiti kendine vacip kıldın mı? Ey oğul, her ne zaman teraziye nalasın, ahiret terazisini almak gereksin. Yakından bilesin ki helale hesap, şüpheliye itap, harama azap olsa gerektir. Haydi oğul, ona göre dirlik için gereksin.